ABD, Almanya ve Fransa'nın da içlerinde bulunduğu 10 ülkenin büyükelçisi iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için bir çağrıda bulunmuştu. Ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldılar. Bu açıklamaları dolayısıyla elçiler kınandı ve açıklamanın hadsiz olduğu belirtildi. Ama bu kınamayla kalmadı sadece. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kınamayı bir üst perdeye taşımıştı ve demişti ki bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları ne anlama geliyor konuşuyorduk. Yani büyükelçiler istenmeyen adam mı ilan edilecek? Bu konu konuşulup tartışılıyordu. Bu soru işareti çıkmıştı. Evet, öyle olacakmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dışişleri Bakanlığı'na talimatı verdiğini söyledi. 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Demirtaş da gündemindeydi ve Demirtaş için bir kez daha terörist ifadesini kullandı. Bunlar terörist Selo ile beraber oldular. Selo'nun eşi televizyon programına çıkıyor. Çocuklarımla masumane oturuyorum. Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi, onlar ne? Yatıyorlar, kalkıyorlar. Kavala, 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 Kavala. Yahu Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedi. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.